Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan premium sanatını inceleyeceğiz ve sizlere de premium sanatta neler gelecek onları göstereceğim. Ayrıca videomuza geçmeden hala like atmayı, bir like alırım. Eğer ki takip etmek istersen de tabii ki de yani seve seve kabul ederim. Hani şöyle bir yukarı kaydırıp bir takip atarsan güzel olur. Şimdi istersen hızlı bir şekilde premium sanatımıza geçelim. Bu arada hala bilmeyenler varsa sezon 19'da Godzilla moduyla Ultimate modu gelecek, haberiniz olsun. Bu arada bu videoyu izleyen sen, akşam turnuvamız var, hala katılmadıysan Discord'umuza gelip de başvuru yapabilirsin. Ödüllerde Royal Pass, UC, isim kartı gibi ödüller olacak. Bu son kez duyurusu olacak, bir daha da duyurmayacağım, merak etmeyin. Ve videoyu başlattım. Şimdi ilk önce premium sandığımızda böyle bir ödüller var ve bu ödüller bana kalırsa yani birazcık tırt, birazcık kaliteli. Mesela bu set o kadar takmam ama siyah versiyonu ise çok tatlı. Bak şimdi siyah bak konuşmayı unutmuş olabilirim ama bak siyah bir bak aga. Bir beyaza bak, bir siyah bak, böyle siyah Godzilla'nın dinozorlu Mecha Godzilla seti diye bir tane set. Bu arada Godzilla'nın daha hiç filmini izlemedim ama sanırım güzel bir şeyler çıkartacaklar gibi duruyor ve ayrıyetten ise Scar deseni baya güzel. Bak Scar deseni sevmezsin, kullanmazsın ama deseni seversin. Çünkü desen yani abi, mis gibi kaliteli desen yapmışlar. Böyle çıktığında pişman olmayacağım bir desen açıkçası. Çanta desenine gelirsek olursak, çanta deseni de aynı şekilde yani çıksa ben pişman olmam. Baya kaliteli bir şeyler yapmışlar. 2 level hali bu şekilde çantamızın. 3 level haline gelecek olursak da böyle hani bildiğin Godzilla ile Transformers bup demiş birleşmiş. Böyle bir şey yapmışlar. Bence güzel yapmışlar. Kas desenine gelecek olursak zaten bir level klasik, herkesin bildiği görünüş. 2 level'e geldiğimizde böyle birazcık daha dokuları kaliteli bir şekilde oluyor. 3 level'e geldiğimizde ise hani 3 level o kadar kaliteli değil. Böyle sanki önünde saman balyalar varmış gibi duruyor. Fakat bu Toros deseni, bak şu Toros deseni PUBG Mobile kesinlikle bize vermeyecek. Bak PUBG Mobile gelsin bana bunu çıkartsın. Ben bunu çıkartacağım zaman bu videoya bu kendimi kesip koyacağım. Diyeceğim ki bunu bana çıkartmayacak. O gün de çıkmayacağına eminim. Bak kesin vermeyecek. Biliyorsunuz ben her sezon böyle premium biriktirip 20-30 tane açarım. Bak buradan bana ne çıkar biliyor musun? Az sonra göstereceğim başlar var. Onları çıkartır. Bir tane gemimiz var. Umarım ki bu videoyu beğenen herkese oradaki Toros kaplamasını ya da çantayı verir. Ama Toros verirse daha mutlu olursun. Biliyorum yani. Kask desenine gelecek olursak da böyle bir tane pembe bir setimiz var. PUBG Mobile zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İlk onu garantide sizlere kesinlikle saç verecek. Yani bak bundan %100 eminsin, tamam mı? İkincisi de ne verir? Gider belki şu buggy'yi verir. Buggy'yi bile verse ben hani sevinirim. Bak yani buggy bile kaliteli ve böyle görünüşü güzel. Tava deseni çöp. Artık hesabımda vallaha bıktım. Bak tamam güzel olsa da yani bıktım. Birazcık bu arada kozmik karıncanın logosu var ya, ona benziyor yani. Aynen birazcık ona benziyor. Daha sonrasında ise bir de sumo'muz var. Sumo'nun da üstüne böyle dişler falan filan takmışlar. Bak ben söylüyorum, İlk onu açarsan buradan bir saç, 20 açarsan 20. de tava, 30'uncuya da belki buggy verir. Hani böyle tavayı, kaskı falan filan şey yapar o PUBG Mobile. Vermez yani, tavayı dedim de yanlış anlamayın. İşte kaskı, gemi deseni falan filan onları vermez. Altında ise böyle değişik değişik süslerden var. Hani çıksa da çıkmasa da mutlu olmayacağınız şeyler. Yani bunlara da sevinin de ne bileyim hani. Belki hesabınızda Royal Pass yoksa hani ilk defa bir şey görüyorsan sevinebilirsin ama bence klasik hani bu PUBG Mobile'in ilk başta ilk girişte verdiği set var ya, bence şu pembe setten kat kat daha iyi. Hele hastane seti, ben ne yapayım aga hastane setini giyip. Yani bence açıkçası gereksiz bunlar ya, hani grafiti olsun, böyle siyah takım elbiseler olsun, bu oyunda bana kalırsa çok çok gereksiz. Bir de PUBG Mobile yeni grafiti getiriyor arkadaşlar. Biliyorum bak sen grafitiyi çok seviyorsun ya bu oyunda. Böyle gördükçe bütün duvarlara yapıştırmayı var ya, yapıştıramadığında o maç oynayamıyorsun ha. PUBG Mobile da demiş ki kardeşim yeter hep aynı grafitleri yap. Sıkıldım ben, sana yeni grafitiler yapayım. Al bunları da yapıştır. Sen grafiti yapıştırmayı acayip seviyorsun. Gelelim bundan sonraki gelecek olan premium sandığı arkadaşlar. Bu premium sandıkta yine böyle premium sandık biter. Araya bir özel sandık çarptırt bir şey eklerler. Sonra da ikinci premium sandık verilir. Zaten ben genelde ikinci premium sandığın ne zaman geldiğini sizlere ileride duyurusunu yapıyorum. Yani merak etmeyin, hani böyle aklında kalanlar falan filan olursa takip etsin. Biz her zaman yeni gelecek şeylerin tarihlerini paylaşıyoruz. Bunun emojisinde böyle bir tane emoji var. Bu arı ve bal yiyor. Hani Ant-Man modu gelecek ya Godzilla'dan sonra. Böyle çap çup birleştirmişler. Hani böyle bir şey yapmışlar. Yani güzel.
Yani set çıksa güzel de vermez PUBG. Bu arada böyle ballı falan bir tane M416 desini getirmiş PUBG var. İnşallah bu ballı M416 desenini çıkartırız yani. Çıksa bence hani güzel olur bak. Buz diyarı falan vermiyorsun klasik sandıktan. Azıcık şunu taksak, bir zevk alsak, azıcık kullansak falan filan. Bu arada gümüş parçacık yeni sezon gelse de gitsem de 2000 gümüş parçacık alsam Fatih olduk ya. İyi oluyor biliyor musunuz? Ve kas desenimize gelecek olursak da böyle arılı arı tarzı bir tane kas deseni yapmışlar. Bence kas deseni çok da kötü değil ya. Mesela adam korksa korkar. Şöyle beşiğine de falan adama yaklaşırsan korkarsın. Daha sonrasında ise bir tane kanatlı çantamız var. Kanatlı çantamız 2 levelde ise bu hale geliyor. Yani çanta da orta seviye diyebilirim. O kadar güzel de değil. 3 levele geldiğimizde ise böyle daha güzel, daha kaliteli, cafcaflı bir şey oluyor. Hani 3 level güzelmiş bu arada. Motor desenine gelecek olursa geyik motoru geliyor. Aga bildiğim böyle geyik boynuzlu motor. Bak PUBG Mobile. Gel hadi anlaşalım, bana bunu ver. Uzun süredir motor vermiyorsun. Aha geldi. Bak PUBG Mobile sen yine premium açacaksın. Diyecek ki gel kardeşim gel, sen 10 tane açmışsın. Ben sana bunu hediye olarak vereyim, kullan. Bak bir tek fullersen bunu güzel, ya da böyle seti çıkarırsan güzel, o kadar. Bal bombası gelecek, keşke bal bombasına böyle bir öldürme efekti eklese, güzel olur. Bence artık hani PUBG var bütün bombalara öldürme efekti eklemesi gerekiyor yani. Hani biz daha çok bar bombadan bir zevk alalım. Çanta üstüne gelecek olursak da böyle bir tane arı kovanı çanta üstü eklenecek. Ve sizlere demiştim ki PUBG Mobile yakında bu oyuna Molotov deseni getirir. Aha da Molotov deseni de getirmiş. Değişik bir Molotov deseni ama güzel yani, ben kullanırım. Baya baya güzel yani. Yeşilli sarılı. Hiç yoktan iyidir. Paraşütü zaten boş verin. Hani hiç görmeye bile değer yok. Daha sonrası ise buraya bir tane mini deseni getirecekler. Ondan sonra bir de burada set var. Zaten PUBG Mobile uzun süredir oynuyorsanız bu setleri işte eskiden 60 UC yükle, 120 UC yükle, 180 UC'ye de VSS mini deseni gibi al gibi şeyler eklemişlerdi geçmişlerde. O yüzden pek de açıkçası bunlar gerekli şeyler değil yani bana göre. Hani buradan da çıksa böyle bir M4 ya da motor çıkarsa çok tatlı. Daha sonrasında ise bir tane de yeni gelecek olan bir şeyimiz olacak. Bizon desenimiz olacak arkadaşlar. Yükseltebilir Bizon deseni. Kesinlikle çok çok işimize yarayacak arkadaşlar. Böyle param olsun Bizon deseni falan alayım diyorum ben. Yani bu arada arkadaşlar Bizon desenini alacak varsa almayın bak. Godzilla'lı AVM deseni gelecek. Daha ben onun videosunu çekmedim ama illaki bir yerlerden görmüşsünüzdür. O gelecek bak, buna 3-4K yatıracaksan yatırma. Git ona yatır. Bak buna yatırırsan ancak buradan hani malzeme çıkartmak için yatırılabilir. Godzilla AVM'si 200'lük çarka geleceği için orada çıkmayacak. Keşke benim de param olsa. Ya da biri dese ki Ferdi al şu 10.000 UC'yi, benim hesabımda 10.000 UC ver. Al bana bir Godzilla AVM çıkart dese de bir de bana içerik çıksa, ama olmuyor. Belki şu an sen bu videoyu izliyorsun ya. Belki diyeceksin ki Ferdi gel hesabımı aç. Olabilir. Tabii ki de kabul ederim. Çanta deseniz ise bu şekilde yani ben... Biz onun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hani gerek bile yok yani. PUBG Mobile neden yapmışsa biz onu. 53 vermesi var. 30 tane tutturursan adam ölüyor. Daha sonrası da ise bir de böyle bir şapka gibi şeyler var. Bunları zamanında biz özel etkinlik kodlarıyla zaten almıştık. Geçiş süreli kullanmıştık. Yani iyidir, idare eder. Daha sonra zaten altalar grafiti falan filan. Biz onun desenimiz belki merak ediyorsundur diye yine de göstereyim. Bir level hali bu şekilde. Yani gereksiz 2 level öldürdüğünüzde kill efekti çıkıyor. Yani sarılı bir kill efekti. Yani o kadar. Başka da bir şey yok. 3 level haline gelirsek böyle yanlarından birazcık dişler, kemikler falan filan çıkıyor. Böyle bir tık daha kendini kaliteli göstermeye çalışıyor ama sen biz olsun kardeşim. Sen asla kaliteli bir silah olamayacaksın. Bak bak, öldürme efekti bile boş yani. Hani ya var ya yok. Ciddiyim bak, öldürme efekti ya varım ya yokum diyor. Pek de kaliteli bir şey değil. Kemik işte. Yani Bizon kemik. Şeye benziyor bu arada, şu an bu hali Wolf Team'de plazma diye bir silah deseni vardı. Pek kullanamazdım, ona benziyor. Ben vururdum adam ölmezdi falan. Daha sonrası da ise bir de M16A4 deseni gelecek. Bak M16A4 deseni değer aga. Bu silahı tekliyor. Direkt tek şey keskin nişancı seti. Keskin nişancı silahı pardon. Yani bence bu silah alınır. Biz ona yatıracağına gel buna yatır. Bu baya baya bir sonra gelecek. Sezonun en sonlarına doğru gelecek bu arada bu Bizon desene. AMD'sini de zaten yakında videosunu çekerken duyurusunu yaparım ne zaman geleceğini merak edenler varsa. Bunun içinde böyle sarılı muzlu bir tane set var. Yani bana kalırsa güzel. Yani Bizon'unkine göre kat kat güzel yani. Daha sonra böyle bir tane o arkadaki ne, yengeç mi? Kaplumbağa mı? Arkada bir şey var da.
Böyle bir çanta desenimiz var. 2 levelde böyle oluyor. 3 levele geldiğimizde ise böyle bir tık daha suluk tarzda bir çanta deseni bizleri bekliyor. PUBG Mobile artık baya baya şekillendirmiş. Daha sonrası dese böyle bir tane gül kafası var. Daha doğrusu gül kafalı kask var. 3 level haline geldiğimizde ise böyle kafanızda muz kabukları oluyor. Dikkat edin ayağınız kaymasın. Aha ne kadar komik bir espriydi. Neyse. Ondan sonra bir tane böyle bir tane pala var. Pala yani. Pala bu kadar. Başka da bir şey yok. Pala. Daha sonrası da ise PUBG Mobile'in eskiden vermiş olduğu gene şeyler var işte. 60, 120, 180 UC etkinliğinden. Seti 120 UC yükleyenler alıyordu 60 UC'ye. Şu ağızda takılan şey alıyordunuz. 180 UC'ye de isteyen pala alıyordu yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Daha sonrası da ise M16A4 desenine de gelecek olursak bir levelde bu haliyle sizlere gelecek arkadaşlar. Yani pek güzel de değil. Ama iki leveldeki sumo güzel. İnşallah öldürme mesajı da güzeldir. Ben daha önce hiç bakmadım hani sizlerle birlikte izliyorum gösteriyorum 2 level 3 level hali bu şekilde 3 level hali ise bu şekilde yani böyle birazcık daha morlu tarzı güzel güzel olmuş bence biz ona kat kat fark atar diye düşünüyorum M16 deseni yani güzel öldürme mesajına gelecek olursak da böyle bir tane öldürme mesajı olacak yani tırt öldürme mesajı konusunda sanırım tırt yani böyle afilli mafilli bir efekt eklesem böyle içinden alev falan çıksa olmuyor mu PUBG yani. 3 level hali ise işte bu şekilde. M16A4 desene demiş oldum biz ona göre güzel. Ayrıyetten ise böyle bir tane kaplan seti gelecek. Yani kaplan seti ne diyeyim ki kaplan. Şey trollü seti ayrıyetten bir de ses paketi gelecek oyunumuza ve bu ses paketi ne, kimler nereler alacak bilmiyorum ama öyle bir şey gelecek. Daha sonrasında ise bir tane böyle bir sultan seti var. Yani bu da işte çıkmayacak kesin para alır onu biliyorum. Bunun içinde de böyle şu aşağıdaki takım elbiseler var ya zamanında gelmişti PUBG Mobile işte kız karakteri giyince ayrı gözüken erkeğe giyince ayrı gözüken bir şey vardı böyle saç polis setleri mi neydi böyle değişik bir şey vardı. Bunları da PUBG Mobile tekrardan getirecek ve yeni gelecek olan premium sandık ise bu şekildeydi. Umarım video beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki PUBG Mobile videonda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum bay bay.